ordusu tartışması iktidarla ana muhalefet arasında kızılca kıyamet kopardı. Kurmaylardan kelimenin tam anlamıyla birbirine girdi. Dışişleri Bakanı CHP Genel Başkan Yardımcısını ÖSO başlığıyla yerden yere vurdu, korkak dedi. Eski Musul Başkonsolosu sert yanıt verdi. Hatta rehin alınma anını anlatırken sinkaflı sözler sarf etti. Korkusundan başkonsolos ben değildim diyen bir korkak bu. Sen kimsin? Cesaret kim? Bu şerefsiz adi... Res çekiyorum. Ne bakanın ne de CHP Genel Başkan Yardımcısının sözleri yenilir yutulur cinstendi. CHP'li Yılmaz korkak polemiğinde DEAŞ'a öfkesini sinkaflı sözlerle dile getirdi. Başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince... Korkusundan başkonsolos ben değildim diyen bir korkaktı. Hükümet çatışmayın talimatı veriyor. Benim talimatım çatışın. Bana bunu oradaki korumalar, özel hareketçiler ve çalışanlar söylüyor. Şanlı Türk bayrağı, bir tarafta ise uğruna öleceğimiz Atatürk'ün resminin önünde benim resmimi çekmek istiyorlar ve dünyaya propaganda yapacaklar. Bu şerefsiz adi res çekiyorum. ÖSO üzerinden eleştiriler yapmıştı CHP'li Yılmaz. El-Kaide'den kopan gruplar diyerek tepki göstermişti. Bakan Çavuşoğlu açtı ağzını yumdu gözünü. Be gafil, askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere DAEŞ'çi diyorsun. Allahu Ekber dediği için mi rahatsız oluyorsun? Senin geçmişin gibi Tanrı oğludur demiyoruz. Cesaretin ne olduğunu ölçmek mi istiyorsun? Çürük raporu alıp bir şekilde yırtan kişileri de yanına alıp hadi git ben seni alkışlayacağım. Çavuşoğlu Musul'daki rehin alınma sürecinden dem vurdu, terör örgütüne desteğe getirdi sözü. Yılmaz'ın üslubu da sertti. Benim memurum da eskiden, kısa bir sürelim. Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim deyip yalvaran bir zavallı. Şimdi gelmiş Özgür Suriye ordusuna çamur atıyor. Bazı odaklara hesap soramayanlar bir aydır linç kampanyası yapıyorlar. İçinde DHKPC'lilerin olduğu PKK'lılara sempati duyan ve destekleyen partilere Türkiye'yi emanet eder misiniz? Alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz.